Evet, otelden çıktık. Şimdi check-in yapmak için kontuarlara doğru ilerliyoruz. Evet, pasaport kontrolünü tamamladık. Güvenlik kontrolünü tamamladık. Şuradan oteli de gösterelim tekrar. Kaldığımız otel, Yotel. Şimdi içeri doğru ilerliyoruz. Evet, havalimanı tam merkez noktası burası. Louis Vuitton gibi, Hermes gibi, Gucci gibi lüks markaların yer aldığı bölge burası. Diğer tabii klasik duty free alışverişi için de buradaki dükkanlardan faydalanmak mümkün. Evet, görüyorsunuz diğer taraf kapalı. O taraf kapatılmış. Uçuşlar az olduğu için, yolcu sayısı az olduğu için o bölgedeki yerler, dükkanlar hepsi kapalı. Evet, terminalin diğer tarafı doğusundaki bölge kapalı olduğu için yolcu yok, uçuş yok. Oralar kapalı olduğu için terminalin batı tarafındaki iskele bloklarına doğru yürüyoruz. A, B, C ve D kapıları sanırım açık. E ve F kapalı. Gerçi D de kapalı olabilir. Ortadaki iskele. Burası da kapalı. Niye? Kapalı mı açık mı? Yok. Ben bir taraf açık galiba. Evet. Dükkanların bir bölümü kapalı herhalde bu tam kapanma ile ilgili ama duty free bölümü açık. Buradan istediğinizi alabilirsiniz. Siz şey arıyorsunuz. Tamam, böyle gelelim o zaman. Aha, tanıdık birisi çıktı. Aha. Bak, burası da şey, kapalı çarşı versiyonu. Orada da vardır lokum. Ama her dükkan kapalı değil. Bak, burada şeyler açık. Esi Waikiki falan. Demek ki bazıları kapatmış, bazıları kapatmamış. Duruma göre değişiyor demek ki. Burada da diğer markaların ürettiği lokumlar. Biz dün otele kara tarafından girmiştik. Eğer hava tarafından, yani pasaport kontrolünden sonraki bölgeden gidecekseniz
Yotel'in girişi burada. Yani pasaport kontrolünden girdikten sonra sola dönüyorsunuz. Herhalde bir 100 metreye yakın yürüyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. A kapısına doğru ilerliyoruz. Şimdi biniş kapımıza doğru yaklaşıyoruz. Amerika gibi, İngiltere gibi, İsrail gibi bazı ülkelerin olan seferlerde binişte ekstra güvenlik taraması yapılıyor. Burası da onlardan biri. Görüyorsunuz. Bunlara kapalı kapı deniyor. Closed gate, kapalı biniş kapısı diyelim. Çünkü buradaki ekstra güvenlikten geçtikten sonra tekrardan dışarı çıkma imkanınız yok. Oraya girmiş oluyorsunuz. Dışarı çıkarsınız. Bir daha aynı güvenlikten geçmek zorundasınız. Evet, şu an görüyoruz. New York uçağında bir kuyruk. Girmek için bekliyorlar.